ailelerini rehin alıyor, onları öldürmekle tehdit ediyorlar. Amerika ve terör örgütü PYD-YPG, teslim olan DAEŞ'lıları tehditle canlı bomba olarak kullanıyor. Bu kan donduran iddia, canlı bomba eylemi yapmak için Türkiye'ye sızmaya çalışırken Özgür Suriye Ordusu askerleri tarafından yakalanan iki DAEŞ'lı teröriste ait. Biri örgütün sözde şer'i imamı, diğeri ise mali sorumlularından biri. Mısır uyruklu teröristler sorgularında 2000 DAEŞ'lı ile birlikte Rakka'dan çıkarıldıklarını ama ailelerinin PYD-YPG tarafından rehin tutulduğunu söylediler. Onların hayatına karşılıksa CIA ajanları tarafından canlı bomba olmak şartıyla salıverildiklerini iddia ettiler. Sonrasında Hama kentine getirilen teröristler 3500 dolar karşılığında bir kaçakçıyla anlaştı. Yalnız gece yolculuk yaparak Türkiye sınırına kadar geldiler. Ama sınırı geçemeden yakaya ele verdiler. Teröristler bir eylem yapamadan yakalandı. Onlar yakalandı yakalanmasına ama iddiaya göre son 4 ayda Amerikan istihbaratı aracılığıyla binlerce DAEŞ militanı birçok ülkeye canlı bomba olarak götürüldü. 4 aydır devam eden terörist sevkiyatının bir diğer adresi de Afrin. Rakka'da serbest kalan DAEŞ'ların bir kısmı yine aileleriyle tehdit edilerek İdlib'deki Türk askerine saldırmak için bölgeye gönderildi.